Efsane şu an var ya gerçekten hani efsane sevindim ya. Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber çarkı çevir, çıkan takımı, ikon Puyol'un kuru kadrosunu kur Challenge'ın videosundayız arkadaşlar. Yine söyleyemedim ama anladınız zaten, geçen videoda Başakşehir yapmıştık. O yüzden bu videoda sadece Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe var. Bakalım hangisi gelecek arkadaşlar. Bakalım sırada ne var. Umarım sırada güzel bir takım gelir. Çok beğendiniz seriyi. Herkes çok güzel like atmış. Bu bölümü de like atarsanız diğer bölüm daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlamış olabilirsiniz. Bu seriyi beğeniyorsanız ve beğenmeyenler de, yani videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı herkes unutmasın arkadaşlar, ki videolarımız önerilmeye çıksın, önerilsin arkadaşlar. Ve hemen o zaman başlıyoruz. Yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bu tarz fikirleriniz, bu tarz video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Ben bunları hiçbir yorumdan görmedim. Kendim düşündüm ama siz de yorumlar yapabilirsiniz. Yorumları gece yatarken falan bakıyorum arkadaşlar. Önerilerinizi falan dikkate almaya çalışıyorum. O yüzden öneri yapmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. Bastık bakalım. Bugün hangi takımı kuruyoruz? Beşiktaş çıktı arkadaşlar. Beşiktaş'ı kuracağız. Bugün sizlerle beraber ikon Puyol'u Beşiktaş'a alacağız. Hemen 4-3-3 dizilişine geçeceğiz. Bu arada Puyol'u 105'ken yaptık. Artık 105'ken olarak olacak. Bayağı güzel olacak ya. Hemen 4-3-3 defans değil de 4-3-3 atak yapalım. Sonra onu belki değiştiririz Beşiktaş'ın dizilişine göre. Bu arada Beşiktaşlı herkes bu videoya zaten like atmıştır. Beşiktaşlı olan olmayan bütün takımlar kardeştir arkadaşlar. O yüzden herkes bir like atsın. Gerçekten. Evet. Şimdi bu kadroya Beşiktaş'ın kadrosunu kuracağız. İlk olarak kaleciden başlayalım. Defanstan forvete doğru gidelim. Yoksa sonrasında kaleciyi unutuyoruz. Çok fazla para da harcayabiliriz. Nasıl olsa coins'i alıyoruz arkadaşlar sitemizden. Siz de coins'inizi alabilirsiniz. Yani hiç sıkıntısız bir şekilde. Ve fazladan gönderiyorlar abi. Adamlardan 3 milyon coins alıyoruz. 8 milyon yollamışlar. Hatta 2 milyon vardı. 12 milyon falan oldu değil mi? 10 milyon yolladılar. Biz 8 milyon olarak konuştuk ama 3 milyon istedik. 10 milyon yolladılar. Yok 4 milyon, pardon 4, 8 milyon yolladılar, pardon 4 vardı, pardon ben yanlış hatırlıyorum. Ama yine de fazladan yolluyorlar. Niye fazla yolluyorlar arkadaşlar? Tamam, garantisi o kadar yolluyorlar minimum ama hani fazladan niye yolluyorlar onu bilmiyorum. Bayağı bir fazladan yolluyorlar. Adam 500k almış, adama 3 milyon gitmiş. 3 milyon alana 25 milyon gidiyor. Bana fotoğraflarını atıyorlar. Gerçekten ilginç. Alıyor, herkes alıyor arkadaşlar ve alanlarda bu hesaba hiç points çekilmedi arkadaşlar. TL olarak da sadece 500 lira yatırıldı ve çoğu points alan kişilerden çok daha karlı insanlar var. Ben buraya niye 80 yazdım gerçekten hiç haberim yok. Hani points satın alan çoğu insandan daha karlı. Şu anda en iyi kaleci Fabrizio. Fabrizio çok pahalı geldi. Kaleciyi düşük alacağım ki arkadaşlar diğer oyuncuları iyi alalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bütçe sınırımız olsun, bir tane uygulama yapalım. Bütçe sınırımız olsun. O bütçeye göre en kurabileceğimiz en iyi takımı kuralım. Sonra onunla maç kazanmaya çalışalım. Ama bunu böyle bir program, böyle bir sisteme oturtmak istiyorum. Güzel bir seri yapmak istiyorum bununla ilgili. Bunları da çok mantıklı bir fikir. Anlattığım gibi çok güzel bir fikir, yorumlara yazabilirsiniz. Aklınıza geldiyse, böyle şeyler çok düşündüyseniz, böyle şeylerle uğraşıyorsanız falan yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Tolga Zengin'i alacağız. O yüzden Zenk yazdım. Şimdi arkadaşlar 3000 teklifler var. En ucuzu 24.000 coins. 24.000'i alalım arkadaşlar. Hiçbir zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten beklesek de hiçbir şey gelmeyecekti. Şimdi sırada bir tane stoper var. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki, bu arada Zenk yazılı kaldı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, neyi biliyorsunuz? O Pepe'yi kullanacağız. Pepe'yi kullansam mı ya? Zaten satacağız arkadaşlar eninde sonunda. O yüzden Pepe'yi kullanabilirim. Hemen ama Pepe böyle yazınca çıkmıyordu. Nasıl yapabiliriz? 80 yapabiliriz değil mi? Dur. Bir dakika, pardon pardon pardon, hemen hallediyorum. Hemen şöyle 80 yapalım. Pepe'yi alacağım arkadaşlar. Pepe'nin zararını karşılamak için bari bir like atın. Gerçekten çok like istiyorum arkadaşlar. Yani like istememi gerçekten böyle istemeyen kişiler var artık. Abi mesela ben bir videoyu çok beğeniyorum, tamam mı? Böyle sürekli izliyormuşum. Böyle sürekli dinlediğim bir şarkı mesela. Abi beğendiğim bir şarkı. Hani like istense, ben de o an like aklıma gelse atacağım mesela. Böyle 2 aydır arkadaşıma öneriyorum, şeyimi öneriyorum, akrabalarıma öneriyorum falan diyelim. Ama o videoya like atmamışım arkadaşlar. 2 ay boyunca. 2 ay sonra neden like atmadığımı düşündüm ve like attım. Mesela eğer o videoyu bir YouTuber çekmiş olsaydı ve like isteseydi, ya da videonun sonunda like atın yazsaydı mesela, o aklıma gelecekti ve videoyu beğendiğim için atacaktım. Zaten beğenmeyen bir insan bu videoya like atmaz. Sadece aklınızda bulunsun diye onu söylüyorum. Yani bunun açıklamasını
Daha nasıl yapabilirdim bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır yani. Hani like istemenin mantığı budur. YouTuber'lar bu yüzden like istiyor. Yoksa hani like dilenmek falan durumu değil. Yani aklınıza getirmek için öyle bir durum var. Ben birazcık fazla söylüyorum arkadaşlar. Benim de şeyim böyle, karakterim böyle. Bu şekilde YouTube videoları çekiyorum. Öyle öyle alışmışım. Öyle de devam ediyorum arkadaşlar. Evet işte 83'lük Pepe'yi aldığımıza göre şimdi buradan 75 kaçlık oyuncu alacağız. Bilmiyorum ki, hiç bakmadım. Kimi alacağız ki biz şimdi? Evet. Mitrovic'i almam. En sevmediğim 5. Şimdi arkadaşlar söylemeyeyim ama 5'te gerçekten sevmediğim bir oyuncu. Atınç Nukan alabilirim. Ha, Tosic. Tosic olabilir, dur. Ama o Mitrovic'i kullandı. Penaltı o video. Yani gerçekten hatırlayanlar varsa. Tosic'inki yine birazcık idare eder dedi arkadaşlar. O Mitrovic'in penaltısı o kadar böyle destekliyordum. Arkadaşlar ben Avrupa'da gerçekten desteklerim. Tutmadığım takım bile olsa. Ama gerçekten öyle bir şey yok ya. Gerçekten. Evet, 17.000 coins'e bulduk Tosic'i. Hemen aldık. Şimdi sırada sağ bek var. Abi ben bir tane stoper olacaktım. Gittim 17.000'e verdim ya. Gerçekten yazıklar olsun. Sağ bek yok ama. Ha, Tolu yok ama. Şimdi Gökhan Gönül var. Başka kim var? Gökhan Gönül var sadece. En ucuzunu alalım o zaman. 63.000'e var. Evet, 63.000 en son koyulanı alalım. Yani en yakındakini alalım daha doğrusu. Şimdi sırada sol bek var. Hemen sol bekimizi alalım. 105.000'e var. Adriano mu alsam? Caner Erkin mi alsam? Şimdi Adriano'ya çok gerek yok arkadaşlar aslında. Niye biliyor musunuz? Zaten defansımızda Pepe var orada sağlam. Ve bir defansımızda Sergio Ramos. O yüzden buna para harcayacağımıza santrafor olarak en yüksek olan santraforu alırız. Bence daha iyi. O yüzden Caner'i alacağız. 74-74 yazalım buraya. Ve Caner'i alalım arkadaşlar. O zaman 41.000'e var. 40.000'e var. Aynen, 40.000'lik olan Caner'i alalım. Zaten Adriano ile arasında çok fark yok ama hani gereksiz olduğunu düşündüğüm için Adriano'yu almak istemedi canım, bilmiyorum. Şimdi 3 tane MOO alacağız. Bir tane MOO olacak ancak. Yani 3 tane orta saha alacak. Bir tanesi MOO. Şimdi MOO mu iyi bu takımda? MDO mu? Ona bir bakacağım. Şimdi MOO, Anderson Talisca var ve sevilen de bir futbolcu. O yüzden arkadaşlar Anderson Talisca'yı alacağız yani. İşimize de yarayacak bugün. O yüzden Anderson Talisca'ya ben 165.000 coins'i seve seve veririm. İşte gururuma gitmez yani. Adam iyi bir adam sonuçta. Sevdiğim bir oyuncu. Takımın şeyini bozduğunu düşünenler var arkadaşlar. Bu Oğuzhan Özyakup 150 milyon değil miydi ya? 150 milyon niye 115.000? Şu an çok merak ettim. Oğuzhan Özyakup nasıl 150 milyon değil? Bak gerçekten merak ettim. Her neyse. Şimdi 105.000'e Oğuzhan Özyakup'u alıyoruz. Ve 51.000. Bu arada arkadaşlar esprisi var diye söyledim. Şimdi sövmeyin, nasıl böyle korsuyorsun falan filan, öyle bir şey yok yani. Hani bunun esprisi dönüyordu. Sürekli dönüyordu. Sürekli gördüğüm bir şeydi. O yüzden söyledim. Şimdi arkadaşlar Ricardo Quaresma gelebilir buraya. Ama sağ kanat yok takımda. Ya Beşiktaş, bir tane sağ kanat alamadın ya. Gerçekten yazıklar olsun Beşiktaş. Abi bu ne? Hem pahalılar. Sol kanat var mı? Şimdi sol, Babel de sol orta saha değil mi? O zaman öyle bir takım mı kursak? Bakacağım arkadaşlar, bir dakika. MO'ları mı boşuna aldım o zaman? Bilmiyorum şu anda. İki tane santral, sol orta saha yok, sol kanat mı var? Hiçbir şey anlamadım. Çok karışık bir durum abi. Beşiktaş'tan hem sol orta saha hem sol kanat yoksa çok ilginç. Hem sol orta saha yok, hem sol kanat yok, hem... Bu nasıl bir takım abi? Arkadaşlar o zaman sağ kanat, sol kanatı da Ronaldo ile şeyi falan kullanmamız gerekiyor. Çünkü yok takımda. Gerçekten yok. Hani yapacak hiçbir şey yok. Negredo var burada. Negredo'yu kullanacağız. Başka zaten oyuncu yok. Cenk Tosun gitti biliyorsunuz. Maalesef gitti. Ama gerçekten onun kariyeri için gerçekten önemli bir gidiş oldu bu. Şimdi takımı ben bir dizeyim arkadaşlar o zaman sizlerle beraber. Sonra iki tane de cheat kullanmış olacağız. Zaten arkadaşlar güçsüz oluyordu biliyorsunuz. O yüzden çalıştır dedik. Değiştir diyeceğimize çalıştır dedik. Oha, kaç tane Kore'ye var? Milyonlarca Kore'ye var takımda ya. Evet, Adebayor hala duruyor bu arada, satılmamış. Lens. Sağ kanat yoktu. Lens. Abi takımda zaten Lens var. Efsane şu an var ya. Gerçekten hani efsane sevindim ya. Abi çok sevindim. Çok mutlu oldum ya. Yok böyle bir mutluluk. Neden bu kadar sevindim bilmiyorum. Ama gerçekten moralim bozulmuştu. Abi zaten takımda Lens var ya. Ben neyi dert ediyorum ya? Tamam.
Hem de özel kartı var, muhteşem bir kartı var lensin. Biz neyi dert ediyoruz? Haydi, of be, çok sevindim şu anda. Bu kadar sevinilecek bir şey mi? Değil bence. Ama hiç düşünememiştim. Ve böyle moralim gerçekten bozuluyordu arkadaşlar. Gerçekten hani bir moral bozukluğu oluyordu. İçimde böyle bir ukde kalmıştı o. Şimdi arkadaşlar o zaman bir de sol kanata Quaresma'yı falan koyabiliriz. Alıp koyabiliriz yani. Evet burada Pepe de var ya, fişek oldu ha. Burada kötü durmuyor yani. Buna da parayı bastık ama yani hiç de kötü durmuyor. Değiştir diyelim tekrardan. Gökhan Gönül'ü alalım. Gökhan Gönül'ün de şey kartı değişmemiş ya, ona sinir oldum. Değiştir diyelim ve kaleci olarak da tabii ki de kötü bir kaleci kullanacağız. Çünkü kaleci önemli değil. Yani yine kötü bir kaleci değil sonuçta. 77 genlik. Tertemiz bir kaleci. Arkadaşlar şimdi Ronaldo'yu siz kullanmamı ister misiniz, istemez misiniz? Bakalım Cristiano Ronaldo ve ikon Charles Puyol Beşiktaş'tayken nasıl olurmuş, bunu göreceğiz. Ama arkadaşlar şimdi hiçbir beceri geliştiricisi çalışıyorsa çalıştıracağım ki takım 90 gen olmasını istiyorum. Olmazsa hatta takımdan Ronaldo'yu bile çıkartırım. Şu düşük olan var. Şu çok fazla para gitmiyor buna. Bunu kullanabiliriz. Evet Tolga Yarsan, hatta bir tane daha basalım. Güzel bir para harcadık arkadaşlar. Bu seride çok para harcıyorum. O yüzden de like atar mısınız? Evet şimdi bir dakika. İlk 11'e gelelim. Hala 89 yen bir takıma sahibiz. Şimdi en düşük neler varsa onları yükseltelim. Evet Gökhan Gönül'ümüz de yükselsin. Gökhan Gönül düşük kalmasın. Ama sağ bekten ziyade daha önemli şeyleri yükseltmek istiyorum. O yüzden hemen bunun sağındakine gidip iki kere yükseltebilirim ama ne olduğuna da bağlı tabii ki. Tamam, Anderson Talisca iki kere yükseltilebilir bir kart. Talisca be abi, harika bir oyuncu. Çok seviyorum. Ve level atlayacağız. Bir dakika, ben bir tane daha yükselteyim ki level atlayalım. Hemen bir şey daha yükselteyim. Pozisyon alma gerekiyor mu? Evet gerekiyor, tamam. O zaman Negredo'muzu da yükseltelim. Ve levelimizi hemen gördüğünüz gibi atladık arkadaşlar. Ve bir sürü de enerji oldu. 30 enerji değil herhalde, 60 tane oluyordu ya level atlayınca. Bu arada bir tane derece geldi. Bu derece ne işe yarıyor gerçekten biliyorum. Ama tam anlamadım şimdi. Bir dakika, yanlış. Ben bunu Ali sandım. Neyse arkadaşlar, hiç bakmayalım. Hala takım 89 gen. Evet arkadaşlar, 90 genlik muazzam bir takım kurduk. 89'a takıldı, kaldı öyle. Neyse hiç önemli değil. Hemen neye gireceğiz bilmiyorum. Hiç de düşünmedim bir şey ama. Neye girebiliriz? Haftanın takım etkinliği oynanmış mı, oynanmadıysa ona girmek istiyorum. Onu yenerim çünkü şu anda. Çok gaza geldim. Evet oynanmamış. Ve arkadaşlar 90 genlik Beşiktaş'ımızda haftanın takım etkinliğindeki maçımızı oynayacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Umarım kazanırım. Yani kazanmayı hedefliyorum. Kazanmayı ümit ediyorum. Bu arada kadro kurmak nasıl 13 dakika sürmüş be. Kadroyu bayağı bir uzun sürede kurmuşuz. Sesi kıstık. Ve haydi bakalım başladık. Şimdi Negredo. Evet, German Lens nasıl olsa bu takımdan hiçbir şekilde hile değil arkadaşlar. German Lens'i istediğimiz gibi kullanabiliriz. Lens. German Lens. Lens sektire sektire gitti. Uzaklardan bir şut. Ve gollazo. German Lens. Beşiktaş efsane ilerliyor German Lens'le. Evet arkadaşlar, Lens'in olması gerçekten çok iyi oldu. Hem de ikon Puyol ve Cristiano Ronaldo ile birlikte German Lens Beşiktaş'ta gerçekten muhteşem be. Gerçekten muazzam. Evet. Müller. Bu arada videonun boyutu bayağı bir büyük olacak çünkü gol yedim. Çünkü gol yedim, evet. Bu yol hiçbir işe yaramaz zaten. Negredo. Alvaro Negredo. Alvaro Negredo. Negredo da var ya, hiç fena değil ha. Vay. Negredo şansa mı geçtim bilmiyorum ama gerçekten beğendim şu anda Negredo'yu. Oğuzhan Özyakup. Gökhan Gönül pas istedi ve aldı topu. Şimdi German Lens. German Lens yaptı hareketini, çeker mi, çekti. Çok güzel. German Lens. German Lens. Evet arkadaşlar, bundan sonra German Lens'le gol atmamız yasak olsun. Çünkü çok yüklendik adamın üstüne. Hani bir maçta da 2 gol yeterli onun için. Artık yasak olsun ki birazcık zorlanalım. German Lens çünkü hile gibi bir şeyler atakta atar çünkü şu anda. Evet Negredo. O zaman Negredo ile atmamız gereksin. Haydi bakalım, Negredo ile atmamız lazım. Bu arada Anderson Talisca in form. Abi yok artık ya. Abi bugün gerçekten her şey bir şanslı gidiyor ya. Bir değişik gidiyor var ya. Harbi bugün her şey güzel. Bu arada sol kanata fazla gitmiyorum farkındaysanız. Çünkü hani çok da fazla şey kullanmak istemiyorum. Neymar. Güzel. 2-1 öndeyiz. Puyol hadi bakalım o topu karşıla. Puyol değil de Pepe karşılasın. Hiç gerek yok. Tolga Zengin zaten aldı. Pepe'ye geldi. Pepe'den güzel bir müdahale. Şimdi Tolga Ersan, hiç heyecanlanmadık. Hiç hatalı bir müdahale yapmadık. Merak etmeyin arkadaşlar. Onların hepsi kontrolüm altındaydı. Şimdi Anderson Talisca. Evet. Abi bu adam nasıl şey rainbow yapamıyor ya. Bu adama çok yakışır aslında.
Çok güzel bir pas gelecek mi? Ozan Özyakup'a doğru muazzam bir pas Talişka'dan şimdi. Ama Talişka müdahale etti. Talişkalar oyunu kontrol ediyor resmen. Evet. Lens. Jermaine Lens. Gol atmak yasaktı. Şimdi bunda ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar güzel bir orta açabilir miyiz? Hadi Lens, senin orta açman da yüksektir. Açtı ortayı arka direğe doğru. Ronaldo kaleci çok güzel bir kurtarış yaptı. Ancak offside mi var? Yok offside. Çok güzel bir orta bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Orta çok iyiydi. Lens bir daha orta açtı. Hadi Pepe be. Ah be, Pepe ile gol atmak çok isterdim. Maalesef atamadık. Dur lan, belki atarım. Pepe alsın şu topu. Lan Negredo ile de atabilirdik. Of. Her şeyi berbat ettik. Gerçekten her şeyi berbat ettik. Neyse arkadaşlar, maçı kazandık. Gerçekten harika, muazzam, muhteşem, çok güzel bir maç oldu. Çok beğendim. Umarım da videoyu beğenebilirsiniz. Beliye. Hayır. Hayır, sakin. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde like'larınızı esirgemeyin. Ve gördüğünüz gibi maç bitti zaten. Arkadaşlar abone olursanız çok sevindirirsiniz beni. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Herkes abone olsun. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak çok güzel bir video gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.